Ordumuzun sembol yerlerinden bir tanesi olan 19 Eylül Stadyumumuzun enkazının bulunduğu alandayız. Biz bıraktığımızda burada yemyeşil bir çimlik alan var idi. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde 8 ayda yeni stadyumu yapmış olmamıza rağmen ve taşınmış olmasına rağmen maalesef bizden sonra aradan 5 yıl geçmesine rağmen bu stadyumun enkazını kaldıramadılar. Buraya ne yapacaklarına dair hala kamuoyuyla net bir bilgi paylaşımı yapamadılar. Biz proje açıklamaya kalkar iken buranın hukuki sorunu ile ilgili hem resmi birimlerden hem de belediyeden gerekli izahatı, gerekli açıklamayı görememiş olduk. Şehrimizin perişanlığının göstergesi bu alanın şu haliyle görüntüsüdür. Ordulu hemşehrilerimize sesleniyorum. Yeni projelerin havada uçuştuğu bir dönemde 5 senedir enkazını dahi kaldırılamayan bu stadyum alanının facia görüntüsünü kamuoyunu takdirine bırakıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Buranın nasıl bir proje ile kamuoyunun önüne geçeceği, kaç otopark yapılacağı, üzerindeki imar durumunun ne olacağı ve projeyi ne olur seçime kadar kamuoyuyla paylaşın. Yazıktır. Bir ordulu olarak bir hemşehrilerimizin bulunduğu şu an, kalabalık hemşehrilerimizin bulunduğu şu anki ortamdan ar ediyorum, utanıyorum. Şehrimizin bu halini gördüğü zaman yöneticilerimizin neden bir iş yapmadığı, kamuoyuna bilgi vermediği hususunda tekrar sorgulama ihtiyacı hissediyorum. Dolayısıyla Ramazan gününde şehrimizin bu perişanlığını görmenin üzüntüsü içinde bütün hemşehrilerimize özellikle bu alanın gündemden düşmemesini, projenin ne olacağı hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve bir an önce 19 Eylül Stadyumu'nun eski stadyumunun namına yakışır bir projeyle kamuoyunun karşısına gelmesini özellikle istiyorum. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde yeni stadyum yapılırken buranın millet bahçesi olacağı kavramını Türkiye'de ilk ortaya atanlardan bir tanesiyim. Millet bahçesi açıklaması o zaman kamuoyu tarafından bilinmez iken ortadaki yeşil alan, stadyumun alanı tamamen kalmak suretiyle Ordulu hemşehrilerimizin günlük gezi, yürüyüş, park, çocukların oyun ihtiyacını karşılayacağı bir alandı ve bizim buraya millet bahçesi projemiz o tarihte var idi. Yine buraya bizim millet bahçesi projemiz var. Cumhuriyet Parkı ile Çarşamba Pazarı ile uyumlu bir şekilde bu alanın tamamen şehrimizin hava alacağı mahiyetinde millet bahçesi projesini Allah izin verirse 31 Mart'tan sonra bütün hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.